Dostlarım selamlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlere Ütopya'nın bizlere sunmuş olduğu efsane yaz fırsatları kampanyası var. Bu kampanyalarda arkadaşlar ekran kartları var. Bunları filtreledim. Bakalım gerçekten bu ekran kartları Akakçı'dan baktığımızda Ütopya dediği gibi yaz fırsatlarına uygun mu değil mi? Ütopya'nın dediği gibi gerçekten kampanyası var mı yok mu? Bunlara bakacağız. Ama benim gördüğüm kadarıyla şöyle sizden önce bir inceledim videoyu çekmeden önce. Bazı ürünlerde gerçekten güzel fiyat var arkadaşlar. Alınabilir. Fiyat performans anlamında gerçekten güzel kartlar var. Şimdi ben 1650 gibi ekran kartlarını artık önermiyorum. Bu GTX 1650'lere para vermektense 6500 XT alın. Bunun PCIe 3.0 performansı bile 1650'ye eşdeğer, hatta bir tık daha iyi diyebilirim. PCIe 4.0'da ileriye dönük bir ekran kartı olduğu için performansı %30-%35 daha iyi 1650'ye göre. Hem de daha güncel bir ekran kartı arkadaşlar. Burada baktığımızda en uygun 6500 XT'yi şöyle bir bakalım piyasada. RX 6500 XT sıradan inceleyeceğiz. En düşük fiyat 3599, 3999, 6500 XT'ye de şu an bir kampanya göremiyorum. PNE'nin 1660 süper ekran kartına bakalım ama yine ben bu ekran kartlarını artık önermiyorum arkadaşlar. Bana sorarsanız 1660 süper almayın ama yine de bir kontrol edelim fiyat var mı. 1660 süper GTX bakalım, ben süper yazıyorum. En düşük fiyat ekran kartı tıkladığımızda 5271 lira. Bence çok aman aman fiyat yok zaten aynı segmentte olan kartlar. Burada baktığımızda 6600'ün fiyatına bakalım. RX 6600. Gerçekten iyi fiyatlar var mı araştırıyoruz arkadaşlar. 5000. Bunda da fiyat yok. Eşdeğer ekran kartı. Burada RTX 3060'a bakalım. EVGA güzel kartlar üretiyor ama baktığımızda Twin Age'in de performans eşdeğer. Burada 8.5. Ben yine Zodiac bu ekran kartı alırım. Şunu da es geçiyorum arkadaşlar. Piyasada ekran kartı fiyatları düştü. Ethereum yine 1600-1700 arasında gelip gidiyor. Bir Ethereum. Dolar yükselmesine rağmen en büyük burada ekran kartının fiyatını oynatan faktör arkadaşlar Ethereum piyasasının, yani mining piyasasının çökmesidir. Bilginiz olsun. Şimdi burada RTX 3060'ın fiyatına bakalım. 3060'a baktık. 3070'e bakalım. En uygun RTX 3070'in fiyatı ne kadar arkadaşlar? 12.352 lira, 12.999 lira. Çift fan, dual fan, üç fan, tek çift fan veriyor burada. Yine burada da aynısı, gördüğünüz gibi aynı segmentte yer alan paletin de var. Bu da alınmaz arkadaşlar baktığımızda. Akakçı'dan zaten ucuza bulabiliyoruz. 6700 XT'nin fiyatına bakalım. 6700 XT'yi ben 9000 lira bulurken burada 13000 liraya alınmaz arkadaşlar. RTX 3070'e bakalım. Az önce baktık ama şuna bakayım, yine aynı şekilde. 3070 Ti'ye bakalım. Bunda güzel fiyat olabilir. Şu an en düşük fiyatlık görüyorum ekran kartı. Burada baktığımızda yine aynı segmentte yer alan bir ekran kartı ama EVGA bir tık daha bana daha iyi geliyor arkadaşlar. Soğutma bloğu soğutması olarak, ama yine baktığımızda arada 300 lira. Zaten birçok kart burada aynı fiyat bareminde. 3080'in fiyatına bakalım burada. RTX 3080. Hızlıca yazıyorum bunları. Şöyle ekran kartını tıklayalım. 18'in. Şimdi burada gördüğümüz RTX 3080 PNE'nin arkadaşlar kesinlikle alınır. Fiyat 16.499. Akakçı'ya baktığımda 18.423 lira GameWard'ın görüyorum. Bunlar birbirine eşdeğer segmentte ama bana sorarsan PNE'ye şuradaki kart güzel arkadaşlar. Fiyat çok güzel. Burada bu ekran kartını hemen şöyle bir sıyırıyoruz. Kenara aldık. Şimdi baktığımızda 3080 yine, ama burada bir ekran kartı var baktığımızda, ama yine üstteki daha avantajlı. Bunu da es geçiyorum. Burada Ventus'um var. Ben Ventus'u önermem arkadaşlar. Trio ya da baktığımızda Supreme olsaydı anlardı. Şu segment, gördüğümüz şu ekran kartı bana daha avantajlı geliyor. Ventus da orta segmentte yer alıyor. RX 6800'ün fiyatına bakalım. Şöyle. Ben burada gördüğünüz gibi arkadaşlar en ucuz 13.977 lira görürken çok absürt bir fiyat var. 3080 şunun fiyatına bakalım. En düşük fiyat 18.5 aynı segmentte yer alıyor. EVGA olduğu için alınabilir mi? Alınabilir ama bir önceki PNE'nin 3080 şurada gördüğünüz 16.5 bence muazzam fiyat. Bunlara hiç girmeyin arkadaşlar. Fiyat çok yüksek gerçekten. 3080 yani ne kadar, tamam GameX Trade olsa ben yine de tercih etmem. Arada ciddi fark var arkadaşlar. 3080 Ti'nin fiyatına bakalım. Şöyle 22.000 lira, 21.000 lira PNE'nin alabilir. Sıkıntı olmaz. 1.000 lira piyasaya göre bir indirim var. Bu da olabilir arkadaşlar.
Şunu da çok önermiyorum. Baktığımızda fiyatlar eşler zaten. TAF'ın burada aynı segmentte yer alan bir kartı var. Aşağı inelim. 3080, 3090. Bir bakalım 3080 Ti, 3090'ın bir de fiyatına bakalım. 3090. Biz 26.000 lira daha ucuza bulabiliyoruz piyasada arkadaşlar. 3090, 3090, bu fiyatlar bu şekilde artıyor. Yani burada İtopya'nın bize arkadaşlar sunmuş olduğu yaz kampanyasında alınacak en iyi ekran kartı 16.500 TL. Piyasaya göre en iyi ekran kartı diyebilirim. Kesinlikle kaçırmayın. Bir tane ekran kartı gördüm fiyat performans anlamında arkadaşlar. Öyle gerçekten çok üst düzey bir kampanya yok ama ben bir önceki videoda önerdiğim gaming sistemlerde gerçekten güzel fiyat var, alınabilir ama burada baktığımızda RTX 3080'in şu ekran kartına arkadaşlar fiyatı çok çok güzel. Direkt tavsiye ediyorum, şiddetle kaçırmamanızı öneririm. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olup destekçi olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. It's all about humanity.